Herkese selamlar dostlar. 30 Ekim 2022 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Toplamda 8 adet mücadelemiz var. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsedeceğiz. Değerlendirecek herkese bol şanslar. Bu videoda rolling yapacağız. Onu da belirtelim. Rolling 1'i yaptık. Rolling 2'yi yaptık. Rolling 3'ü yapacağız. Kasamız 209 TL. Onun hepsini basacağız. Öncelikle başlayalım hemen. Topluluk kısmında katı telegram gruplarımız yenilendi. Ekim ayının sonuna geldik. Her ay bildiğiniz üzere ay sonunda yenileniyor veya diğer ayın başında diyelim. Kasım ayı için Telegram gruplarımız yenilendi. Topluluk kısmında linki var. İBAN üzerinden gelenler de Instagram üzerinden mesaj atabilirler. Onun dışında sizler de katılmak isterseniz katıl grubuna zaten gelebilirsiniz. Bir adet skor yarışmamız var ondan bahsedelim. Zor bir maç olacağını düşünüyorum. Atletik Bilbao ile Villarreal'in mücadelesi var. Güzel, zor bir maç olacağını düşünüyorum. Sizce maç skoru ne olur? Sizlere sorduk. Benim skor beklentimi söyleyeyim sizlere. 1-1 veya 2-1'lik bir Bilbao galibiyeti çıkabilir diye düşünüyorum. Değerlendirecek katılacakları bol şanslar. Hafta sonu olması nedeniyle bilen iki arkadaşımızı Kasım ayı boyunca katı Telegram gruplarımıza misafir edeceğiz. Canlılardan bahsedelim. Canlılarımız bugün verdiğimiz canlı, canlılara bakalım. Ben toplamda 4 tane canlı verdim. 4'te 3 oldu mesela bugün. Mesela Efes mücadelesine 2. periyod 38.5 üst verdim. Çok zor geldi mesela. Geldi ama. Tam 40 sayımı ne oldu ama çok zor geldi. Onu belirteyim. Fırt maçına ev sahibi 1.5 üst verildi. İlk yarı gol verildi mesela. İlk yarı gol gelirdi. Ev sahibi 1.5 üstü gelmedi mesela. Bu şekilde canlı bahislerimiz vardı. Aynı şekilde canlılara devam ediyoruz. Hafta sonunda zaten devam edeceğiz. Onun dışında zaten canlıları nasıl izlediğimizi biliyorsunuz. 3 ekrandan takip ediyorum canlıları ben zaten kendim. Diğer editör arkadaşlarımızla birlikte maç paylaşa paylaşa devam ediyoruz. O şekilde canlılarda da ilerliyoruz diyerekten de dilerseniz videoya başlayalım. Sizlerden ricam hem o videosu hem de pazar gününün videosu olması nedeniyle bu videoyu atışan like'lardır. Artı 400 seviyesine like gelirse şimdiden çok teşekkür ederekten de başlayalım isterseniz. Öncelikle rolling mücadelemizden başlayalım. Ben Beşiktaş rolling yapalım diyorum. Şöyle. Dediğim gibi ilk maçımız zaten neydi? Bir tane maçta ikinci maçımız e, Fenerbahçe'nin KG varıydı. O da geldi. 209 TL. Şimdi Beşiktaş bildiğiniz üzere Şenol Güneş geldi takıma. E, Şenol Güneş'le birlikte ilk mücadelesinde Arena'da, Vodafone Park'ta, Arena'da, Vodafone Park'ta maçı çıkacak olan bir Beşiktaş takımı var. Bu mücadelede ne olur? Beşiktaş takımı bence kazanır. Ümraniye ile oynayacak zaten. Ümraniye'nin de zaten herhangi bir şey yok. Oyun olarak da bir istikrar yok. Sürekli mağlubiyet. E, çıkmaya çalışıyorlar fakat ile, ara ara bu maçta şey maçı gibi olabilir mesela. Fenerbahçe Ümraniye maçında 3-3 bitti ya o şekilde Ümraniye burada kontrol oynayacaktır bu mücadelede. Fakat Beşiktaş çok fazla abluka aldığından beri ilk dakikadan itibaren o yüzden bu maçta ben Beşiktaş galibiyeti bekliyorum. Galip gelirken de 1.5 üstüne 1 diyorum ben burada. Bir 32 bandından mı ne aldım ben rollingde. Şimdi videonun zaten sonuna koyacağım direkt kupon şeklinde. Beşiktaş burada 2 gol atarak kazanır. Rolling 3'ü olarak değerlendiririz diye düşündüm. Onun dışında ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben biraz golü bir mücadele geçmesini bekliyorum. İlk yerden belki 2 gol de çıkabilir. Bunun da oranı 2-0-3 gibi oranı var. İlk yerden Beşiktaş bile bence 2 gol atabilir. Maçın doğrudan beklentisi 3-0'lık bir Beşiktaş galibiyeti olduğunu da belirtelim. Geçtim bunu. Hamburg maçıyla devam edelim. Paderborn Hamburg mücadelesi. Maçın beklentisi zaten gollü bir maç olma yönünde. Maç gollü olabilir mi? Olabilir. Özellikle Hamburg son hafta 3-2 mağlup oldu. O maçta ev sahibi 1.5 üst olarak idealden değerlendirmiştik. Mesela önermiştim. 2 tane golü son dakikada olsa attı ve çok fazla pozisyon kaçırdı Hamburg takımı. Paderborn'la oynayacak. Paderborn takımı Hamburg'a göre girdiği pozisyonları değerlendirme yüzdesi. Değer, e, girdiği pozisyonlarda gol atma yüzdesi daha yüksek bir takım Paderborn takımının ve sürekli hücum oynayan bir takım. Hamburg aynı şekilde pozisyonlara girecektir. Bir KG var olacaktır fakat KG var çok fazla oran açmamışlar. Bunu sistem kuponlarına ya bir 60 oranlı bir maç çek alırsınız. Yani bir 30 oranlı Hamburg'un KG var alınabilir. Onun dışında beklendiği gibi geçerse ilk yerden da bir KG var olma şansı bence var. 3-0-2'lik bunun oranı var. Ben de mücadele bir de şöyle bir beklentim var. KG var diyorum ya gollü bir beraberlikle çıkabilir. Beklentim arkadaşlar 2-2'lik bir skor olduğunu da belirteyim. Bir maç sonu 0'da bence o da yüksek oranıyla bir aklımda değerlendirmenizi öneririm. Geçtim diğer mücadeleme Twente ile Walwick mücadelesi. Twente kendi evinde inanılmaz bir futbol sergiliyor. Kimle oynarsa PSV yendi kendi evinde. Öyle söyleyeyim ben size. Kendi evinde inanılmaz istikrarlı oynayan bir takım var. Hatta 5 maçta 15 gol atıp 1 gol yiyen bir Twente var kendi evinde. Kendi evinde bu oyunu sürdürecektir diye düşünüyorum ben. Onun dışında şöyle kendi evindeki maçları zaten biliyoruz. Avrupa'da Konferans Ligi'nde zaten Fiorentina'ya karşı mağlup olmuştu, elendi. Herhangi bir Avrupa mücadelesi de oynamadı hafta içinde vesaire. Bu da doğrudan ligi odaklı bir Twente. ben ev sahibini atacağı 2 golü sizlere idealden önerebilirim burada. Onun oranı 1.33 arkadaşlar. Eğer bana 1.33 yetmez biraz daha oran yükseltelim diyorsanız da burada maç sonu 1 ve 3 küs yaparak da oranı 1.44 seviyesine yükseltebiliriz. Arsenal ile Nottingham Forest mücadelesi. Nottingham Forest'ın burada Liverpool'a karşı nasıl oynadığını gördük. 7-8 kişi defans yaptılar. 3 kişiyle çıkmaya çalıştılar. Onlar da öyle o şekilde gol de buldu hatta. Burada Arsenal e, Nottingham Forest'ta zorlanır mı? Arsenal'a baktığım zaman da PSV ile oynadığımız maçta ben ne dedim? 0-1 çıktı şansı gittim. Bu maç sürpriz olur Arsenal kasmaz dedim. Geçen hafta da puan kaybı yaptı. Burada ben Arsenal'ın affedeceğini düşünmüyorum. Galip gelecektir. Zaten bir 0 7 gibi oran açmışlar. Galip gelecek de nasıl galip gelecek? Bunu değerlendirelim dedim ben. İlk yerden bir galibiyet gelirse burada ilk yeri birinin oranı burada idealden 1-41 gibi oranı var. Bunu aldık mı idealden aldık. Bir de ben skor olarak da şöyle bir öneri yapmak istiyorum. Birinci yarı skoru arkadaşlar 1-0 bitebilir diye düşünüyorum. Onun da oranı 2.88 gibi oranı var. Arsenal bence ilk kere 1-0 önde kapatır diye düşünüyorum. i̇stanbulspor Fenerbahçe mücadelesi. Fenerbahçe'nin zaten Avrupa'da nasıl bir dönüş yaptığını hep birlikte izledik ve gördük. Ben o kuponda mat sonu aldım. KG varana rolling yaptım. Ekmeğini yedik kısaca. Kuponumda da vardı. Ana kuponumda da vardı. O da geldi zaten. Fenerbahçe İstanbul Spor'la oynayacak. İstanbul Spor ortaya koyduğu bir oyun yok. İstanbulspor'a Fatih Tekke geldi sanırım. Yeni teknik adamla devam edecekler. İstanbulspor'un gol bulma ihtimali bence var. Burada bir reaksiyon gösterebilir yeni hocasıyla birlikte. Ama galip gelir bilmiyorum. Ben oynayan Fenerbahçe'den yana gideceğim burada. Deplasman 1.5 üstü burada İdealden değerlendirdim. Tek başına İdeal almak isteyenler bu yönde bir değerlendirme yapabilirler. Dedim ya İstanbulspor'un başına yeni hoca geldi, İlk mücadelesine çıkacak, antrenmanlara çıktı. Herhangi bir reaksiyon vermek isteyecektir. Burada Fenerbahçe Kalesi'nde de bir kova var. Altay kovası. Ee, de şimdi yazmasın. Ya yani, maçından iltifaten söylüyorum ben. İtafen söylüyorum diyeyim. 2.5 üstünde 1 de düşünüyorum. Ev sahibinin de bir golü gelirse İstanbulspor'un burada burada. 2.5 üstünde 2 yaptığımız zaman da 1.86'da bunun oranı var. Bilginizi almak isteyenler. 2-1-3-1 bandında Fenerbahçe galibiyeti beklediğimi de söyleyeyim. Atletik Bilbao ile Villarreal mücadelesi zor bir mücadele olacağını düşünüyorum. Bilbao geçen hafta gol dahi atamadı. Mağlup oldu Barcelona'ya karşı 4-0 gibi skorla. Maçta çok fazla pozisyona da giremedi. Barcelona oyunu çok domine etti o mücadelede. Villarreal ile oynayacaklar. Kendi evinde hızlı bir oyun sergileyecekler diye düşünüyorum ben Villarreal'in burada. Atletik Bilbao'nun ve Villarreal'in de. Atletik Bilbao'nun ben kendi evinde gol olmasını zaten bekliyorum. Evin golünü bir aldım. Deplasmana da yeni bir teknik adam geldi. Emre gitti. yerine başka biri geldi. İlk mücadelesinde oynayacaklar. Avrupa'da oynadıkları maçlarda biraz rotasyon gitti. Hatta o maçta ben de dedim iki fark atamaz bilir herhalde. Dedim. Maç 2-2 bitti. Deplasman galibiyetinde sanırım 7 orandan önerdim o maçta. 2-2 bitti dediğim gibi. Ben burada bir KG var bekliyorum. Oran bence güzel. 1.55 gibi bir oranı var. Bence gelmesini beklediğim maçlardan bir tanesi. Lyon-Lille mücadelesi. Lyon son haftalarda yavaştan bir toparlandı. Lille takımı Lyon'a göre bence biraz daha iyi bu sezon. Lyon takımı defansı zaten yapamıyor. Özellikle çok fazla ileri çıktığı zaman da kendi evindeki oynadığı maçlarda çok fazla ileri çıkan bir takım. Geride boşluklar bıraktığı için bunun cezasını hep yedi. Lacazette şu son dönemde biraz formda gibi geldi bana Lyon takımında. Lille zaten topları attığı zaman da Arkaya son Monaco maçı 4-3'lük muazzam bir mücadele oynadı bence o mücadelede. Güzel gollü bir maç bekliyorum ben. KG varını aldım yine bir 37 gibi orandan. Ee, burada maç 1-1'e bir, -bir, bir gelir bence. Kazanırsa Lyon burada bir galibiyet serisine devam edebilir. 2-1'lik birlik bir Lyon galibiyeti de çıkabilir skor bandında. Son mücadelem Real Sociedad'la Real Betis mücadelesi. Mücadelede gollü beklentisi var ben. E, gollü bir beklentisi var fakat e, bu tür İspanya derbilerinde iddia şöyle yapıyor golle geçecek gibi düşünmüyor. Çünkü kısır da geçebiliyor. Ama golle geçtiği zaman da mücadele bir anda kopabiliyor arkadaşlar. Şöyle idealden ne yapabiliriz diye baktığım zaman da ben şöyle bir öneri yapacağım sizlere. İlk yerden gelecek bir gole bir 30 gibi oran açmışlar. İdealden bir değerlendirme alınabilir maç önü olaraktan veya canlı olarak bekleyebilirsiniz. Ben ilk yerden bir golün gelmesini bekliyorum bu mücadelede. Onun dışında biraz daha yüksek oran isteyenler olursa da burada 1.81 gibi orandan mücadele bir açılırsa bence tam açılır gibi geliyor bana. 2.5 üstü de burada 1.81 gibi orandan değerlendirme altına alabiliriz diye düşündüm. Toplamda 8 adet mücadelem vardı. 2, 4, 6, 8 adet mücadelem vardı. İdeallerinden yüksek oranlarını anlatmaya çalıştım değerlendirecekleri şimdiden bol şanslar. Onun dışında Rolling'imiz ekrana gelsin. Rolling 3 olarak da Kasamız 200 100 TL ile başladık. 209 TL. 1.32'lik Beşiktaş'ın burada 1 ve 300 olarak değerlendireceğiz. Rolling 5'te bırakmayı düşünüyorum veya belki de devam ederiz. Bakalım Rolling 3'ümüz Beşiktaş mücadelesi değerlendirecek. Katılacaklar herkese bol. şanslar. 209 TL'miz burada gelirse 275 TL olarak devam edeceğiz. Herkese bol şanslar efendim. Videoya like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Seviliyorsunuz. Bay bay.